Umut Kervanı'nın yardım faaliyetleriyle devam ediyoruz. Umut Kervanı yardımlarını sürdürüyor. Mardin Umut Kervanı yaptığı yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. İhtiyaç sahiplerine yönelik güzel bir etkinlikte Diyarbakır'daydı. Dicle Üniversitesi Bilge Gençlik Kulübü yetimler için üniversite kampüsünde kermes düzenledi. Hayırseverlerin vesilesiyle yetim ve muhtaçlara ulaşmaya gayret gösteren Mardin Umut Kervanı yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Mardin Umut Kervanı 50 yetim ve muhtaç aileye gıda kolisi yardımında bulundu. Dağıtım süreci ve yardım faaliyetleriyle ilgili açıklamada bulunan Mardin Umut Kervanı Başkanı Fatih Akman, yılın 12 ayı boyunca faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti. Sadece Ramazan ayında yapılan çalışmalarla kalmıyor. Yılın 12 ayında Allah'ın izniyle sahada yetim ve muhtaçların umudu olma noktasında çaba ve gayretini sürdürüyor. Her ay muhtaç ve yetimler bizden beklenti içerisindedir. Kapılarını çalacak bir umut kervanı gönüllüsünü veya üyesini bekliyorlar. Bu anlamda ay boyu, yıl boyu yetim ve muhtaçlara ulaşmaya devam edeceğiz. Bu noktada hayırsever abilerimizden, ablalarımızdan da katkı ve destek beklemeye devam edeceğiz inşallah. Engelliler Haftası münasebetiyle Siirt Umut Kervanı, iyilik varsa engel yoktur kampanyası çerçevesinde engelli kız ve erkek çocuklarına çeşitli hediyeler dağıttı. Dağıtılan hediyeler engelli çocukları mutlu etti. Umut Kervanı kadın gönüllüsü Esma Topdemir yaptıkları yardımla ilgili açıklamalarda bulundu. Yetimler Haftası münasebetiyle iyilik varsa engel yoktur kampanyamız adı altında yetim ve engelli çocuklarımızın evlerini ziyaret ederek onlar için hazırlamış olduğumuz hediyeleri kendilerine verdik. Onları gördüğümüzde şunu hissettik ki aslında hepimiz bir engelli adayız. Yaşlarımız ne olursa olsun, küçük olalım, büyük olalım, bizler de aslında engelli olabiliriz. Onları anlamalı, onları daha iyi hissettirebilmek için aslında soyutlamaktan öte kendi aramızı almalı, onlarla güzel zaman geçirmeliyiz. Öte yandan Yetimler Vakfı ve Bilge Gençlik Kulübü tarafından Dicle Üniversitesi'nde yetim, öksüz ve kimsesizler yararına kermes düzenlendi. Kermes etkinliği ile ilgili konuşan Bilge Gençlik Kulübü yetkililerinden Azat Ertaş, İslam'ın yetimlere verdiği öneme değindi. Konu yetimler oldu mu? Herkes gerçekten handikaplı bir şekilde gelip yardım ediyor. Allah onlardan da razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinden şöyle buyuruyor. Her kim sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, dokunduğu her saç teli için ona sevap vardır buyuruyor. Yani gerçekten bir yetim için yapılan bir yardım hem bu dünyada hem ahirette de bize hayır getirecektir, bize yararı vardır. Ertaş, söz konusu yardım faaliyetlerinin ileriki günlerde farklı fakültelerde devam edeceğini de sözlerine ekledi. Kermesimiz sabah 9'dan saat 5'e kadar, yani 17.00'a kadardır. 18 Mayıs İlahiyat Fakültesi'nde, yani bugün, bir de 20 Mayıs Tıp Fakültesi'nde ders yerleşkesinde olacaktır. Sizlerle öğrenci kardeşlerimizden ve hayırseverlerden yardımlarını bekliyoruz. Allah şimdiden yapacağınız hayırları kabul etsin inşallah.